Eyvah. Abi. Dedim kocam. Konular içerisinde Göbekli Tepe de şu anda bulunmakta bizim yeni konseptimiz içerisinde. Göbekli Tepe'deki bu önemli büyük yapılar var, T şeklindeki ana yapılar. Onlar da şu anda üzerinde çeşitli hayvan figürlerinin, rölyeflerinin bulunduğu. Arkadaşlarımız şu anda Göbekli Tepe'deki bu müthiş 12 bin yıl öncesine dayanan bir tapınaktaki taşları da buz müzesine taşımak üzerine yoğun bir çalışma yapıyorlar. Şu anda mevcut eserlerin üzerinden konseptimizi bir anda değil, yavaş yavaş dönüştüre biz değiştiriyoruz. Şu an son bir aydır mitolojik öğeler üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Anadolu'daki büyük kadim uygarlıklardaki bazı mitolojik karakterler şu anda buzla yeniden hayat bulmaya başladı. Biz Atabuz Eserler Müzesi olarak 2,5 yıldır izleyicilerimizle bir araya geliyoruz. Bu 2,5 yıl içerisinde birçok sergiye ev sahipliği yaptık. Yaklaşık 7-8 konsept burada sergilendi. Konseptlerimizi biçimlendirirken bir anda tüm eserleri kaldırıp yenilerini koymuyoruz. İçeride işlevini yitiren, eriyen çalışmaları yavaş yavaş kaldırıp yeni konuyu yavaş yavaş çalışmalarımıza ekliyoruz. Şu anda da güncel temamız mitolojik hikayeler ve karakterler. Anadolu'daki ve tüm diğer kadim uygarlıklarda yer alan önemli mitolojik konuları ve öğeleri şu anda buzla yeniden görünür kılmaya başladık. Şu anda mesela en güncel arkamda bir Sphinx, Mısır mitolojisinde yer alan bir Sphinx çalışması gerçekleştiriyor arkadaşlarımız. Bu şekilde tüm uygarlıklardaki mitolojik öne çıkan, tarihte önemli yer edinmiş, bizlere önemli hikayeler anlatan, hayaller kurdurtan bu önemli mitolojik karakterleri buz heykeller üzerinden yeniden izleyiciyle buluşturuyoruz. Çocuklar için önemli bir hayal kurma alanı olacak önümüzdeki günlerde burası. Bir evet, Göbekli Tepe'de kendi topraklarımızda en önemli, belki son 30-40 yılın en önemli arkeolojik kazılarından bir tanesi. İnsanlık tarihinin belki de yeniden yazılmasına sebep olan bir buluş Göbekli Tepe. Ona da yer vermesek tabii ki olmazdı. Şu anda oradaki ana kolonlardaki, o T kolonlarındaki yapılar işleniyor orada da. Dediğim gibi her uygarlığa ait farklı karakterleri yansıtmaya çalışıyoruz.